Herkese merhaba, ben Özgür Kolsan. Bugün lezzetine hayran kalacağınız muhteşem bir mutfakta olay var tarifle karşınızdayız. Kesediye yapacağız. Malzemelerimiz 400 gram dana kıyma, 2 küçük boy soğan, 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 dolu yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 bardak su, baharat olarak 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber. Bu tarafta da 1 tabak rendelenmiş taze kaşarımız ve 1 paket lavaşımız var. İlk önce kıymamızı tavamıza ekliyoruz. Dikkat ediyorsanız tavaya yağ eklemedim. Zaten kıyma ortalama %20 yağlı. Yani kıyma yağını salınca soğanımı ekleyeceğim. Yani fazladan yağ eklemeye gerek yok. Kalorisini yükseltmeye gerek yok. Hafif ve güzel bir tarif olsun. Kıymam yağını salarken soğanlarımı dilimleyeceğim. İlk önce soğanlarımı soyuyorum. Ardından soğanlarımı ince ince kıyıyorum. Soğanlarımız da hazır. Bunları da hemen tavamıza ekliyoruz. Hemen soğanlara birlikte tekrar karıştırıyorum. Bu arada bu taktiği bütün kıymalı bu tarz tariflerde kullanabilirsiniz. Yani normalde önceden yağ ekleniyor. Yağla soğan kavruluyor. Ondan sonra kıyma ekleniyor. Hiç gerek yok. Yani hem bitkisel hem hayvansal yağ karıştırmaya gerek yok. Kıymanın kendi yağıyla bu şekilde kavurabilirsiniz soğanınızı. Soğan ve kıymalar kavrulurken biberlerimi de hemen kıyabilirim. Biberlerimizin tohumlarını çıkarttık. Bunları da ince ince kıyıyorum. Burada kesediya tarifi yüzlerce farklı şekilde yapılabilir. Hatta ben bunu kesediya tarifi olarak değil de sembüseye alternatif olarak yapmıştım. Mardin'in meşhur sembüse pidesine. Yani Mardin'in sembüse ile Meksika'nın kesediya arasında güzel bir tarif olacak tarifimiz. Biberlerimizi tavamıza ekliyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Bizim öğrenciliğimizde bu tarif bizim için hem çok ekonomik hem de çok lezzetli olan tariflerimizden bir tanesiydi. Artık günümüz şartlarında ekonomik kısmı kalmadı. Artık her şey pahalı. Çok lezzetli tariflerimizden bir tanesi olmaya devam ediyor. Bu kadar kavurmak benim için iyidir. Yani çok fazla kavurup kurutmaya gerek yok kıymanızı. Gördüğünüz gibi soğanlar artık gözükmüyorlar. Biberler hala renkleri canlı bir şekilde parlıyor. Bu aşamada salçasını ekliyorum. Bir dolu yemek kaşığı salça koyuyorum. Benim tercihim kesinlikle Antep salçası. İnanılmaz bir lezzet farkı yaratıyor. Size de tavsiye ederim. Eğer yoksa normal salça kullanabilirsiniz. Ama çok bir dolu yemek kaşığı değil de normal bir yemek kaşığı koyun. Çok fazla koymayın. Hemen ardından baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Ve karıştırıp kavurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada çok az kavuracağız. Yani bu malzeme birbiriyle özdeşleşene kadar, ortamda 30 saniye, 40 saniye kadar. Bütün malzemeler birbiriyle özdeşleşti. Bu aşamada da suyunu ekliyoruz. Bu arada sarımsak tozu koydum ben baharat olarak. Eğer sarımsak tozunuz yoksa 2-3 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ya da sarımsak sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kişisel tercihiniz. Birkaç dakikada suyla beraber haşladık ve gördüğünüz gibi muhteşem bir harç elde etmiş olduk. Kıvamıyla, görüntüsüyle mükemmel olduğu her halinden belli. Bunu şimdi kenara ayırabilirim. Ocağımın kenarına bunu alıyorum. Ve krep tavama aynı göze koyuyorum. Normal döküm tava da kullanabilirsiniz. Tamamen serbestsiniz. Ben krep tavasını daha güzel, daha doğrusu tam istediğim sonucu alıyorum. Buradan lavaşlarımı çıkartıyorum. Lavaşlarım yuvarlak tortilla tarzında lavaşlar. Hatta bunları BİM'den aldım. Her tarafta BİM var. Yani kolaylıkla ulaşabilirsiniz, alabilirsiniz. İki tane çıkartıyorum. Tereyağımdan çok az. Şöyle bir yarım kesme şeker kadar krep tavama ekliyorum. Bunu yüzeyine sürüp tavamı hafifçe yağlamış oluyorum. Lavaşımı tavama alıyorum. Burada yapacak olduğumuz işlem ilk önce alt zeminine biraz kaşar serpmek. Bunun nedeninde açık olacak kenarları. Yani ben harcımı koyduğum zaman hem alttan hem üstten güzelce tutulsun.
lavaşıma dökülmesin. Ardından iç harcımdan koyuyorum. İsteğe bağlı, istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Miktarını tamamen siz belirleyeceksiniz. Harcımı yayıyorum. Üst tarafına da bir tutam daha kaşar ekliyorum. Ve kapatıyorum. Bu kadar. Hemen diğer yarısına da aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Bir tutam kaşar. Bir tutam iç harç. Harcımı yayıyorum. Ve üstüne tekrar kaşar ve kapıyorum. Yani tek seferde iki tane lavaşı aynı anda pişirebiliyoruz. Ardından böyle yüzeyi düz bir spatula ile lavaşlarımızı bastırarak malzemenin hem her tarafına eşit dağılmasını hem de düz ve güzel bir şekilde pişmesini sağlayabiliriz. Bir tarafları kızardı. Şimdi dökmeden iç malzemesini çevirmek için bir tabak yardımıyla döndürüyorum. Gördüğünüz gibi görüntü muazzam. Yine tavama bir parça tereyağı ekliyorum. Çok az, fazla ekmenize gerek yok. Tereyağı eriyince diğer yüzlerini kızartmak üzere tavama ekliyorum. Diğer tarafta kızardı. Artık bunu servis edebilirim. Bu sefer kesme tahtam kesesiyle aktarıyorum. Görüntü, manzara bu. İkiye bölüyorum. Derinde aynı şekilde. Ve servis tabaklarıma alıyorum. Bu tarifin güzel bir kısmı daha var. Gördüğünüz gibi ben 2 kişilik yaptım ve bayağı bir iç harç arttı. İç harcı soğuyunca bir saklama kabına alıp başka bir gün tekrar yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.